Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yeni videomla arayı fazla açmadan yine sizlerleyim nihayet. Videoma bir IKEA turuyla başlayacağım. Geçen gün yine IKEA'ya gittik. Orada beğendiğim ürünlerin videosunu çektim fiyatlarıyla beraber. Uygun fiyatlı ürünlerin genelde, hani alınabilecek şeylerdi. Sizinle paylaşmak istedim. Ben ilk baş mutfağa bu kitaplığı almak istemiştim çok şey alır diye, ama sonra dağınık görür diye almadım. Bu sandalyeye bayıldım ama bence bir sandalye için fazla pahalıydı. Çocuklar için o kadar güzeldi ki boyu. Ben böyle bir sehpa istiyordum. İçine yünlerimi koyabileceğim, üstünde de hani malzemelerimi koyabileceğim. Bu sehpalar hoşuma gitti. Bir de bu mutfağımda sebzeliğim var. O sebzeliğim çok dağınık ve bence iyi gözükmüyor. Böyle bir şey koymak istiyorum yerine, ama bunlar sanırım birazcık büyük. Şu onun bir küçüğü. Oraya sığar mı sığmaz mı onu ölçeceğim. Kenar köşe için şu şeye bayıldım. Böyle banyoda falan belki kullanılabilir. Mutfağı rustik yapacağım. IKEA'da rustik var. Rustik alacağız bir dahakine. Perdem yok hala. Oraya bir rustik takmaya karar verdim. Perdesini kendim dikeceğim inşallah. Kızlar da bu mutfağa bayıldılar. Her gördükleri yerde durup durup evcilik oynadılar. O kadar tatlılardı ki. Bu tavalara da bayıldım. Hani çok büyük paralar vermektense bunları böyle bir süre kullanıp eskidikçe değiştirsem mi diye düşündüm. Bu kaşıklığı çok beğendim. Çekmeceme uygun ölçüde bir kaşıklık bulamadım ama gittim bugün Trendyol'dan bir şey sipariş ettim. Onu gelince göstereceğim size. Ölçüleri uygun. Şu rafa ve şu askıya bayıldım yine çocuk odası için. Bizim çocuk odamız yok ama kendi montlarını, kendi çantalarını asabileceği bir askıları olsun istiyorum. Böyle kendileri assın istiyorum. Bu saati çok beğendim. Birazcık pahalıydı ama çok güzeldi. Bu çekmeceli şeylere bayılıyorum. Yani evimi bugün eşya alıyor olsaydım belki kıyafet dolabı bile almazdım. Hepimize birer tane şunlardan alırdım. O kadar hoşuma gidiyor ki, hem görüntüsü çok güzel, hem fiyatı çok makul, hem çok derli toplu duruyor gibi geliyor bana. Görüntüsü çok sade, çok beğeniyorum. İki çocuğun en büyük derdi oda olayıymış. Şimdi ranza alsam korkuyorum düşerler diye. İki tane yatak alsam bir odaya çok zor sığacak. İki ayrı oda yapsam aynı odada büyümelerini istiyorum. Yani böyle içinden çıkamadığım bir durum. Bu evde oda yapamayacağım gibi gözüküyor. Taşınır mıyız bilmiyorum. Yani her şey o kadar belirsiz, o kadar muallak ki. Ama şu an tek istediğim kızlarımın bir odası olmasını isterdim, onlara bir oda yapabilmek. Bakarsınız oradaki L koltuğu da satabilirim. O odadaki eşyaları satıp IKEA'da çok beğendik. Yatak beğendim iki tane ve bu dolabı çok beğendim. Belki hani kendileri İpek kendisi kıyafetlerini almayı çok seviyor. Böyle onlara minik bir dolapla iki yatak koyabileceğim bir oda belki yapabilirim. Bilmiyorum. Her şeyi bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Bu yatakların özelliği uzayabilmesi. O çok hoşuma gitti. O yüzden bu yatakları çok beğendim. Bir de normalinden bir tık daha dar bunlar. Hani tam çocuk yatağı gibi aslında. Bu oyuncaklığa bayıldım. Ben böyle kutulara koyuyorum ya, üstlerine yıkılacak diye korkuyorum o kutuları sonra üst üste koyunca. Ama buna koyunca daha derli toplu duracak gibi. Bu da çok hoşuma gitti. Ama buna tam karar veremedim. Öbürkü daha sade, daha güzel geldi. Ama bu da bir alternatif olabilir diye size göstermek istedim. Dışarıdaki mobilyacılara göre IKEA'nın gerçekten uygun olduğuna karar verdim. Yani kendi koltuk takımım, kendi eşyalarımı kıyaslıyorum. Mesela Alfemo ile kıyaslıyorum. Kesinlikle IKEA'da çok daha uyguna çok güzel şeyler var. Ya da işte birçok markaya bakıyorum. Çok uçuk fiyatlı şeyler var. Ama IKEA'da her cebe göre var. Reklam değil, asla reklam değil. Yani öyle bir durumda değilim zaten şu anda da. Ama ben bunu kendim için söylüyorum. Kullanış açısından, hani size de fikir olması açısından söylüyorum. Şimdi kız kardeşim evlenecek. Ona da böyle eşya bakıyoruz. Ev düzeceğiz. Daha neler paylaşacağım sizinle. Ondan sonra o da IKEA'dan bakacak birçok şeyine. Çok beğendiği şeyler var orada. Size anlık bir ev halini göstermek istedim. Her tarafın derli toplu olabildiği bir sabah kahvaltısından sonraki andı. Ancak bu kadar derli toplu olabiliyor. Bir süpürüp silmem gerekiyor ama şu anda idare eder. Oraya daha perde asacağım. O perdenin kornişleri yok. Onları takacağım.
Burası da böyle. Burada da birazcık düzenlemeler yapmam lazım ama en azından derli toplu bir tek burası kaldı. Çamaşırlar. Çamaşırların hepsini ben o duşakabinin içine yığıyorum. Orada ayıklayıp makineye öyle atıyorum. Burası da benim kullanılmayan tuvaletim ve kiler odam. Canım sıkıldığında öğleden sonraları kızlarla bir şey yapmaya çalışıyorum. Kurabiye genelde. Onlara da güzel vakit geçiyor. Beraber de bir aktivite oluyor. Çocuk oyalamak çok zor. Onu çok iyi anlıyorum. Özellikle 4 yaşına kadar kolaydı aslında. Çünkü beraber birçok şey yapabiliyorduk ama 4 yaşından sonra bir çocuğa kesinlikle bir yetişkin bence yetmiyor. Arkadaş istiyor, akranını istiyor, kendi gibilerle oynamak istiyor, enerjisini atamıyor. Üzülüyorum, ona da çok üzülüyorum. Şu an hiç arkadaşı yok, hep evdeyiz. Yani Lila için durum daha kolay, küçüğü için. Çünkü küçük zaten eve alışkın, evde bir dünyası var, sorun değil. Ama gerçekten 4 yaşından sonra işler çok değişiyor. Bu sabah parkta nihayet böyle anlaşabileceğim biriyle tanıştım. Onun da 2 tane çocuğu var. Küçüğü benim Lila ile, büyüğü de İpek'ten birazcık küçük. O yüzden hani böyle bayağı sohbet ettik, bayağı ortak konumuz oldu ve konuştuğumuz konular yine hep aynıydı. Aynı sorunlar, aynı yaşanmışlıklar. Öyle sevindim yani. Arkadaş buldum galiba. Siz belki farkında değilsiniz ama bu videoyu çektiğim o sırada ben inanılmaz gergin ve mutsuzdum. Dün çok mutsuz bir gün geçirdim. Yani sabaha güne kavgayla başladılar ve biri bir tarafta biri bir tarafta ağladı uzun süre. Çözemedim, aralarına giremedim, müdahale edemedim. Ağladılar, sonra sinirlerim bozuldu. Neyse sonra devam etti gün ama yani bir uyumsuzluk vardı aralarında. Onların aralarındaki uyumsuzluk da direkt bana yansıdı ve çok gerildim. Çocuklara ben birazcık bağırdım. Hani artık yeter, niye anlaşmıyorsunuz, işte biraz oyun oynayın, ben üzülüyorum gibi şeyler söyledim sanırım yüksek sesle. Ama gerçekten çok 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 limitim dolmuştu. Yani hiç gülmemişim farkındaysanız. Çok gergindim ve akşama kadar da kendime gelemedim açıkçası. Yazık, çocuklarıma da üzüldüm. Hani İpek de akşam erkenden kendini uyuttu. Bir şey demedi ama o erken uyutuyorsa kendini, o günün çabuk geçmesini istiyor demek. O yüzden erkenden kendini uyuttu. Ben böyle tabii akşam vicdan azapları, böyle sorgulamalar, bin bir türlü şeyler. Ama kendime izin veriyorum. O anı yaşamam gerekiyordu, deşarj olmam gerekiyordu. Çünkü gerçekten aşırı bir yüklenme oldu. Oluyor böyle yani, önüne geçemiyoruz, ne yapayım. Kahvemi böyle tamamen sessiz, sakin içmek istedim. Lila uyuyordu, İpek de içeride çizgi film izliyordu. Ve bugün seslendirme yapmadan önce, yani evin son hali, birden nasıl bu hale gelebildi bir sonraki gün. Sabah uyandılar, öğlene kadar yani bir anda dağılabiliyor. Her an, her yer bir anda kendinden geçebiliyor. Tek bir oda değil, dağıldığı zaman salon ayrı dağılıyor, mutfağı ayrı dağılıyor. Yatak odası zaten ayrı. Dün akşam kızları yıkadım. Banyo ayrı dağınık. Çamaşırları katlamam lazım. Hepsi bir yerde duruyor. Anlayacağınız şu an her şey her yerdeydi bu videoyu çektiğimde. Ama sonradan epey topladım. Ve gördüğünüz gibi. Yani tam bir yaşanmışlık. Ben buna aslında dağınıklık diyemeyeceğim. Yaşanmışlık videosu. O çorabın bile orada bir anlamı, bir yaşanmışlığı var yani benim için. Ve kahvaltı saati. Önce bir kahvaltılarını yaptırıp aradan çıkaracağım. Sonra onları çizgi film açacağım. Ve evi toplayacaktım. Küçük kızım çok şeyi yiyor son zamanlarda. Nazar değmesin maşallah. Ama büyük kızım çok seçici. Bildiğiniz seçici bir kedi kendisi. O yüzden belli başlı şeyler yiyor. Krepi çok seviyor. Yumurtalı ekmeği seviyor. Omlet seviyor. Bir de pankek seviyor. Ben genelde bunları döndürmeye çalışıyorum. O yüzden bugün krep günüydü. Krepi Lila da yemeye başladı. Ben krepi süt değil suyla yapıyorum. Yani suyla sütü karıştırıyorum. O kadar lezzetli oluyor ki daha önce hiç bilmiyordum böyle bir şey. Sonra bir tarifte gördüm. Suyu kattığım an krep oldu gerçekten. Hani bilmiyorum, belki sütle yapan varsa su katmayı denerse çok güzel olabilir.
Bugün ev dağınık ama güne çok pozitif ve olumlu başladım. Dün akşamki sorgulamalarımdan sonra bugün böyle çocuklara ekstra iyi peşlerinde koşma durumundaydım. Onlar da çok ılımlıydılar. Bugün iyi bir gün oldu. Yani o gerginlikleri yoktu. Muhtemelen İpek de kendini frenledi. Yani baktığım kadarıyla, gördüğüm kadarıyla oyuncağını paylaştı bir yere kadar. Tamam, arada gene kriz oluyor ama bu oyuncak paylaşma krizleri felaket. Aslında daha uzun konuşacaktım ama sanırım videoyu burada yavaş yavaş bitireceğim. Yani konuşacağım konu da böyle aslında kendimize ne kadar hayatımız olmadığımız üstüneydi. Ben bugün onu çok sorgulamıştım. Hani kendime ait hiçbir hayatım yok. Tamamen çocuklar ve ev işiyle geçen bir hayat. Hiçbir şey yapamıyorum kendim için. Bununla ilgili bir sonraki videoda umarım uzun uzun konuşacağım. Çünkü çoğumuzun aynı noktada olduğunu hissediyorum. Öyle derin konular. Yine buraya kadar vakit ayırıp izlediğiniz için ben size çok 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 teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın, mutlu kalın, sağlıklı kalın. İşlerinizi yapın ama canınızı sıkmayın. Ondan sonra öyle mutlu olmaya çalışın siz de inşallah. Gelecek videolarda daha böyle bol içeriklerle, daha farklı içeriklerle hazırlayabilirsem inşallah böyle vakit ayırıp görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.